Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kivi sirkesi yapımını göstereceğim. Aslında bu videoyu çekeli bayağı oldu. Ama bir türlü derleyip toparlayıp paylaşamadım. Ama bu arada da özelden bu sirkeyle ilgili bir sürü soru geldi. Onları da not aldım. Aslında bu vesileyle onları da cevaplayacağım. Ancak önce kivi sirkesini anlatayım. Öncelikle bir gün önce kivilerimi güzelce yıkadım. Ve onların kuruması için bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi oldukça küçük parçalara bölmeye çalışıyorum. Ne kadar küçük parçaya bölersem fermentasyon olayı o kadar hızlanır. Sirkemizin çökmesi de ona göre daha hızlı olacaktır. O yüzden bunların hepsini teker teker doğrayıp temiz kavanozumun içine dolduracağım. Sonrasında her zaman olduğu gibi suyunu ve balını ilave edeceğim. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Mesela demişler ki ne kadar karıştıracağız? Arkadaşlar meyvemiz çökene kadar karıştıracağız. Bu bazen olur 15 gün, bazen olur 20 gün. Ortalaması 21 gündür. O yüzden meyvelerimiz dibine çökene kadar sabah akşam ya da elimiz ne kadar değerse, yani günde en az bir kez karıştırmak şartıyla meyveleriniz çökene kadar karıştıracaksınız. Kabuklar soyulsun mu diye sormuş başka bir arkadaş. Şöyle, aldığınız meyvenin organik olduğundan eminseniz kabuklarını, içindeki çekirdeklerini asla atmayın arkadaşlar. Onları da aynen büsbütün doğrayıp kullanabilirsiniz. Ancak aldığınız meyveden emin değilseniz, yani şöyle diyeyim, ilaç kullanılmış mı, kimyasal gübre verilmiş mi, bunları bilmiyorsanız lütfen özellikle de çekirdeklerini sirkenin içine koymayın. Çünkü biliyorsunuz yan maddeler çekirdeklerde en çok birikir ve kabuklarda, kabuklarını da tabii ki koymuyoruz o durumda. Sadece meyvenin içini kullanıyoruz. Ancak zaten böyle bir meyveyle de sirke yapmayın arkadaşlar. Yani bahçe meyvesi olduğundan emin olun. Ha, her bahçe meyvesi de organik mi? Değil tabii ki. Yani hiçbir katkı madde kullanılmadan yetiştirildiğinden emin olduğunuz meyvelerden sirke yapın. Zira şifa yapıyorum derken zehir yapmayasınız. Sonraki soruya geçeyim. Çekirdekleri katayım mı diye sormuş. Evet, onu cevapladım zaten. Mumlanmış elmadan yapılır mı? Tabii ki de yapılmaz arkadaşlar. Bu da aynen dediğim gibi. Diğer soru, üzümü sapıyla koysam olur mu? Dediğim gibi organik olduğundan eminseniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben sapıyla da yaptığım sirke oldu. Sapından çıkardım üzümleri, ayrıca doldurup ezerek de yaptığım üzüm sirkesi oldu. Sıkıntı yok. Bal katmasam olur mu? Katarsam ne zaman katmalıyım? Şöyle ki, meyveniz oldukça tatlıysa bal katmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer meyvenizde tatsızlık, ekşilik gibi durumlar var ise mutlaka tat kullanmalıyız. Ne zaman katmalıyız? Tabii ki sirkemizi kurarken. Yani suyuyla birlikte mutlaka tadını da eklemeliyiz. Yani illa bal mı kullanmalıyız? Hayır. Nöbet şeker de kullanabiliriz. Bunun yanında rafine şeker de kullanabiliriz ama ben tavsiye etmiyorum. Madem şifa yapıyoruz, şifanın içinde kimyasal olsun istemiyorum. O yüzden bal kullanmaktan yanayım. Ha, bal yoksa nöbet şekeri kullanalım. Arkadaşlardan bir de demiş ki, hazır aldığım, marketten aldığım ballar olur mu? Eğer bal markasından eminseniz tabii ki de olur. Nöbet şekerini nereden buluruz diye soran olmuş. Aktarlarda var arkadaşlar. Aktarlardan alabilirsiniz. Çiçekten sirke olur mu? Evet, tabii ki de olur. Gül sirkesi mesela çok şifalıdır. Hatta en şifalı sirkelerden biridir. Sonra akasya sirkesi çok güzel olur. Çok severim. Bunun gibi şu anda aklıma gelmiyor. Leylak sirkesi. Tabii ki de oluyor arkadaşlar. Akasyalar çiçek açmaya başladığında onlarla da ilgili sirke kurarım isterseniz. Ya da gül ile ilgili bir sirke kuruluşu videosu çekerim sizin için. Susuz sirke olur mu diye soran olmuş. Evet, oluyor arkadaşlar. Hem de keskin bir sirke oluyor. Mesela elmayı, armudu susuz kuranlar var. Mesela ben de oranlarımda meyveyi daha çok tutmaya çalışıyorum. Sudan daha fazla olmasında fayda var meyve oranınızın kurduğunuz sirkede.
O yüzden meyvenizi bol tutun arkadaşlar. Kurduğunuz sirkede şifası daha yüksek olacaktır. Kef oldu, ne yapmalıyım diyor. Üstünden kefi güzelce temizlemeliyiz. Ya bir süzgeçle ya da böyle bir peçeteyle. Yalnız temiz olduğundan emin olduğumuz bir peçete kullanalım arkadaşlar. Onları böyle hafif hafif sıyra sıyra içine karıştırmadan, bulanıklaştırmadan temizlememiz gerekiyor. Daha sonrasında da başka bir ev sirkemiz varsa gene peçeteyi ev sirkesiyle ıslatıp kenarlarını onunla silmenizi tavsiye ederim. Hani kef topladık. Toplarken kenarlara sürterek topladık muhtemelen. O yüzden oralardaki kefleri de diğer olgunlaşmış sirkemizle temizlersek bir daha kef oluşturmayı engellemiş oluruz. Şimdi ufalttığım kivileri bir de eziyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çektiyse kivileri kabuklu kullandım. Çünkü organik olduğundan emindim. Kabuklarını da zayi etmedim. Sinek oldu, ne yapayım? Üstünde kurtçuklar oldu, ne yapayım demiş arkadaşlar. Sinek olması güzel bir şey. Bu sirkenizin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Çünkü sirke sineklerinin oluşması gerekiyor. Oluşmadığı zaman sirkenizde acaba bir sıkıntı mı var diye düşünün. Ancak bu sinekler sirkenizin içine girdiği zaman maalesef kurtçuk oluşturuyor. O yüzden bu sinekler oluşsun ama içine girmesin mümkünse. O yüzden örttüğünüz örtüyü, geçirdiğiniz tülbenti dikkat edin. Küçücük delik bile bırakmayın. O deliklerden mutlaka geçiyor o sinekler. O yüzden kurtçuk oluştu, ne yapalım? Bu soruda da şöyle: kurtçuklar sirke anasının üzerindedirler muhtemelen. O zaman o sirke anamızı çıkartıyoruz ve yeni oluşumunu bekliyoruz. Tekrar ana oluşturmasını bekliyoruz sirkemizin. Ayrıca sirkeli peçete yardımıyla kenarlarını güzelce temizliyoruz kavanozun ki oralarda herhangi bir kurt izi veya yine görmediğimiz bir kurt kalmasın. Örttüğümüz tülbentte delik olmamasına ve gerçekten de düzgün örtülmesine, lastik takıyorsak lastiğin düzgünce takılmış olmasına dikkat edin arkadaşlar. O sineklerin içine girmesi demek, kurtçuğun oluşması demek. Bu kaçınılmaz. Evet, kayıtta da gördüğünüz gibi balımı ekledim. Suyumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum ilave ederken de. Çünkü bal homojen bir şekilde karışsın istiyorum kavanozun içinde. Sirkeyi süzdükten sonra kalan posa ile tekrar sirke kurabilir miyim? Aman aman sakın arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Çünkü artık o meyvenin pili bitmiştir. Bütün şifasını sirkeye zaten vermiştir. Bundan sonra tavuklar çok seviyor. Tavuklara verebilirsiniz. Toprağa gömebilirsiniz. Kompost yapımında kullanabilirsiniz. Onun dışında tekrar sakın sirke kurayım demeyin. Bu arada kivi sirkesini kurduk arkadaşlar. Suyunu da ilave ettikten sonra ağzını kapatıyorum. Ben biliyorsunuz sıfır giyinmemiş çoraplardan kullanıyorum. Çünkü daha pratik oluyor açıp kapatması. Bu sağda gördüğünüz şişe bir önceki senede kurduğum kivinin sirkesi. Rengi buna dönecek olmuş olan sirkenizin. Yani bu yeşil renk dönüp bu rengi alıyor. Gördüğünüz gibi ağzına kadar suyla doldurmadım. Meyvesiyle suyunu orantılı bıraktım. Şimdi 21 gün boyunca karıştırmaya devam edeceğim. İlk etapta meyveler gördüğünüz gibi dipte duruyor. Yalnız bu 2-3 gün sonra yukarıya doğru çıkacak. Meyvem neden dipte, işte niye çıkmadı diye telaş etmeyin. Bu meyvenin durumuna göre değişebiliyor. Bazen bir gün, bazen iki gün, bazen de üçüncü günde çıkıyor. Sorun değil. Yani siz sadece karıştırmaya devam edin arkadaşlar. Elma sirkesinin anasını üzüm sirkesinde kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki sirkemiz organik olsun. Ana koyacak mıyız diye sormuş bir başka arkadaş. Sirkemize maya sirke, yani önceden yapılmış bir sirke ya da ana ilave etmek zorunda değiliz arkadaşlar. Ancak bu fermentasyonu hızlandırdığı için, sirke oluşumunu çabuklaştırdığı için kullanabiliyoruz. Bu neyi engelliyor? İşte kef oluşumunu engelleyebiliyor. Ya da kef oluşmuş sirkelere çabucak anaya dönüştürsün diye, kendini toparlasın diye bu maya sirkelerden ekleyebiliriz. Ya da elimizde ana varsa ana ilave edebiliriz. Onun dışında bunlar olmadan da sirke yapabilirsiniz. Sorun yok yani. Aldığım sirke şişesinin üstünde ana oluştu.
dökeyim mi diye sormuş. Sakın öyle bir şey yapmayın. Ana oluşturması o sirkenin canlı olduğunu gösterir, yaşıyor olduğunu gösterir ve kaliteli bir sirke olduğunu gösterir. Bu arada ekranda metal kaşık ve bir tane dal parçası ve karıştırdığım tahta kaşığımı gösteriyorum. Bunun maksatı şu, üçünden biriyle karıştırabilirsiniz. Metalle karıştırılmaz diyenler var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece metali sirkenin içinde tutmayın. Üçünden biriyle karıştırabilirsiniz. Karıştırdığınız kaşığın gerçekten çok güzel temizlenmesi lazım. Makineye atılmaması lazım. Çünkü biliyorsunuz tahta suyu çekiyor, emiyor. Deterjanı da emiyor dolayısıyla. O yüzden ya böyle temiz bir dal parçası kullanın. Daha sonra atarsınız. Ya da hiçbir şeyde sadece sirkede kullandığınız, hiçbir şeyde kullanmadığınız bir tahta kaşık ya da metal kaşıkla karıştırabilirsiniz. Sirkeleri kaç ay bekletip süzmeliyiz diye sormuş bir arkadaş. En az 6 ay arkadaşlar. Ben kaliteli sirkenin 6 ayda oluştuğuna inananlardanım. O yüzden en az 6 ay bekletmenizi ve daha sonra süzmenizi tavsiye ediyorum. Evet, 16. gün sonra kurduğumuz sirkede meyveler dibe çöktü. Yukarıda sadece su var. İlk kurarken olduğu gibi meyveler altta, su üstte. Ben sirkeyi kurarken ayrıca sirke ya da ana ilave etmedim. Şimdi ana oluşumunu hızlandırsın diye bu aşamada ilave ettim. Bu şişede başka bir sirkeden aldığım ana vardı. O anayı kullandım. Şu anda artık karıştırmayı bırakıyorum. Bu şekilde üstünde kendi anasını oluşturana kadar bekleyecek. Sonrasında oluşan ana çökünce süzüp şişelere doldurabilirim. Evet, son bir soru daha cevaplayıp videoyu bitiriyorum. Demiş ki sirkeyi kuralı 4 ay oldu, ana çökmedi, ne yapmalıyım? Evet, bazen sirke analarımız hemen çökmeyebiliyor. Sorun değil, siz onun vaktini biliyorsanız artık süzebilirsiniz. Üstüne etiket takmamızın sebebi de bu. Bazen unutabiliyoruz ne zaman kurduğumuzu sirkelerimizin. Kurduğumuz tarihi unutmamak adına üstüne etiketle yapıştırıyoruz. 4 ay olduğuna göre artık süzebilirsin. Süzüp hatta şişeleyebilirsin. Ancak 6 ay geçmeden tüketmeni tavsiye etmem. Bu arada kivi sirkesi kurmamız için kivilerin iyice olgunlaşmış olmasından söz etmeme gerek yok zannedersem. Bütün meyveler için bu böyle. Meyveleriniz iyice olgunlaşmış olmalı. Burada sirkemizi artık kuralı 2 ay oldu ve üzerinde ince bir ana oluşmuş. Artık bekleme süresine devam ediyor. Ayrıca sirkenin rengi de gayet berrak gördüğünüz gibi. Burada mesela daha önce süzdüğüm sirkelerden oluşan analar bazen böyle çok kalın ana da oluşabiliyor. Çok ince de oluşabiliyor. Bu sirkenizin içeriğine bağlı arkadaşlar. Mühim olan sirkenin ana oluşturmuş olması. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.